Merhaba gençler. İyi akşamlar. Nasılsınız bakalım? Batuhan, eyvallah. Hoş bulduk. Hi folks, Murat. Hoş geldin. Yorumlarınız, sorularınız vardı. Onlara bir bakayım hızlıca. Güzel. Murat, bravo. Collective Names of Animals. Emrah, iyi akşamlar. Yasemin, iyi akşamlar. Teşekkürler. Ne var ne yok bakalım. Nasıl gidiyor? Pekala. Sizler dökülünceye kadar ben sorulara, yorumlara bakayım. Murat, baraj. Bu baraj of herhalde değil mi? Doğru. Yağmur sularına set çeker diye mnemonik olarak düşünürsek demiş. Çok güzel. Barrage of Questions. Soru yağmuru. Türkçe'ye güzel oturuyor dilimize. Jose Sose. Kaiser Söze, değil mi? Mesaj yağmuruna tuttular. Çok güzel. Efendim. Kendilerine ayıran güvenlik kurşun yağmuruna tuttular. A Barrage of Bullets. Çok kullanılmaz ama örnek olarak mümkün. Hess firmasının yumurta yağmuruna tuttular. Eleştiri yağmuru olur. Güzel. Gayet güzel. Ben bombardıman demiştim, değil mi? Bu da güzel. Evet, az önce şunu görmüştüm. Collective Names of Animals. İlginç değil mi? Ape maymunlar demek. Shrewdness. Bu da çok ilginç. Shrewd. Niye tıklamıyor bu? Ha. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şuradaki shrewd bir kişi için çok işini bilen demektir. İş adamları için kullanılır. Her halükarda karlı çıkan anlamında, tilki gibi anlamında kullanılır. Buradan yola çıkarak bir maymun sürüsü için veyahut da işte ne diyelim gorilla vesaire gibi şeyler için de shrewdness ne alaka? Sit, badger, honey badger biliyor musunuz? Porsuk. Şu vatandaş. Bir belgeselde vardı biliyorsunuz değil mi? İnsanları balın olduğu yere götürüyordu. Kendisi aşağıda bekliyordu. Birkaç tane atsınlar da paylaşsınlar da yiyeyim diye. Şu da ilginç bakın. Oklu kirpiyle savaşmış ama umurunda değil. Pardon, yanlış yerdeyiz. Alo. Evet. Bats, koloni veyahut da camp olarak kullanılıyor. Bear için sloth or sleuth kullanılıyor. Geçen ben şunu karıştırmıştım değil mi? Sleuth neydi? Dedektif anlamındaydı. Sloth ise tembel hayvan anlamındaydı. Ayılar için ne alaka? Evet. Arılar için swarm. İnsanlar için de kullanılır bu. Buffalo, gang or obstinacy. Bu da ilginçmiş. Obstinacy kaçınmak anlamında kullanılıyor. Karavan bu anlaşılır.
Develer için kervan. Kediler için clowder or glaring. Glaring'e dik dik bakmak veyahut da bir şeyin parlaması demekti. Hatırla, ışın yansıması anlamındaydı. Clowder'ı ilk defa duyuyorum. Quiver, sadak demek, okların konduğu. Kobralar için. Krokodiller için bask kullanılıyor. Bu da ilginç. Bask ise herhangi bir güneşin altında güneşlenmek anlamında veyahut da kendisine yapılan büyük övgülerin ışığı altında böyle büyük keyif sürmek demektir. Veya bir de tabii müzisyenlerin yaptığı, o U ile yazılıyor gerçi, basking. Evet. Crow, kargalar için murder kullanıyor. Bunu ilk duyduğumda çok şaşırmıştım ben. Bildiğiniz cinayet demek. Pack, bunu duymuşsunuzdur muhtemelen. Köpekler için sigara paketi anlamında falan kullanılan pack'in aynısı bu. Eşekçikler için draw kullanılmış. Bu da sürü anlamında kullanılıyor. Convocation. Kartallar için convocation. Bu dile getirmek falan demek. Acaba ne alaka var? Başka bir anlamı var mı? Belki de yanlış hatırlıyorum. Toplantı, meclis. İlginçmiş. Convene fiilinden geliyor demek ki. Elephantlar için parade. Bu parade de hatırlarsanız ilk haftamızda derslerin birinde vardı. Resmi geçit demek. Geçit töreni demek. Yani resmi derken resmi olması gerekmiyor. Elk. Bu Türkiye'de yok tabii. Bir çok çok büyük bir geyik türü. Kanada vesaire civarlarında olan. Bunun eti müthişmiş diye duydum. Muhteşem değil mi? Şunun baksanıza. Bunlar için de yine gang veya herd kullanmışlar. Falcon, Şahin, Cast kullanmış. Oyuncu dizisi, dizi filmlerdeki oyuncu oyuncu ne denir? Grubu anlamında veya casting olursa oyuncu seçme anlamında kullanılan hatırlarsanız. Ferret için business kullanmışlar. Bu da çok ilginç. Ferret'i de hatırlarsınız. Eğer duyduysanız diyeyim. Gelincik. Fish için bunu vurgulamıştık. Flamingo, stand. Bunlar da tek ayak üstünde durduğu için zaman zaman muhtemelen onun içindir. Fox, skulk or leash. Leash tasma demek. Skulk bazen yüzünü asma anlamında kullanılıyor ama bunlarla ne alaka bilmiyorum. Böyle bir karakter varmış demek ki. Pusuya yatmak. Hırsız gibi dolaşmak. Benim hatırladığım başka bir kelime o zaman. Güzel, yeni şeyler öğreniyorum. Evet. Frog için army kullanmış bakın. Geese, kas sürüsü için gaggle kullanmış. Sürekli böyle kak 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 yapıyorlar, ondan dolayı bu. Sürekli bir bar gibi veyahut da bize kahvehane gibi yerlere girildiğinde sürekli gelen ses, gürültü anlamında gaggle kullanılır. Giraffe için tower, bu anlaşılır. Gorillalar için band kullanmış. Hipopotamlar için bloat kullanmış. Bloat şişmek demektir. Böyle çok yemek yediğiniz zaman gazdan dolayı vesaire midenin şişmesi bloat'tur. Hyena, cackle, bu da çıkarılan sesle böyle kak 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 yaptıkları zaman. Hyena, bunu da biliyorsunuzdur değil mi? Sırtlan efendiler. Çok çirkin görünüşlü ama muazzam hayvanlar bunlar. Aslanlar falan hiç çok korkuyorlar bunlardan. Jaguar, bunlar için shadow değil mi? Jellyfish, smack. Ne alaka? Tokat atmak demek. Kangurular için troop veyahut da mob kullanmış. Mob, çete demek. Özellikle mafya anlamında. Troop ise asker demek. Lemur için conspiracy kullanmış. Bu da ilginç. Hatırlar mısınız conspiracy theory? Daha yarısına gelmedik. Bakın L'ye gelebildik anca. Komplo demek. Leoparlar için leap kullanmışlar. Sıçrama. Lions pride göstermiştim. Mole. Benek anlamını vermiştim. Bir de yerde kazarak falan diye örneğini sanki anlatmıştım. Ha şunlar. Köstebek.
Herhangi bir organizasyonda köstebek var anlamında kullanırken yine geçer. Tırnakları kaç taneymiş bunların? 1, 2, 3, 4, 5 ama burada fazla sanki. 1, 2, 3, 4, 5. Çok yaygın olduğu için demek bir anda fazla gözüktü. Labor. Monkeys için barrel or troop kullanmış. Mule, pack, mule, cutter, atlı eşeğin. Otter, susamuru. Sizi bekleyin diye oyalanıyorum. Şey pardon, toparlanın diye. Sizi beklerken diyecektim. Bunun için aile kullanmış. Ay ne tatlı değil mi? Hakikaten hiç ayrılmıyorlar ya. Geçen Instagram'da birisi paylaşmıştı. Yavrusunu karnına almış. Uyuyorlardı birlikte. Şu şekilde. Oxen. Öküzler demek affedersiniz. Yok. Bunu da geçen hatırlarsanız göstermiştim. Boyuna geçen boyunduruk demekti. Team olarak kullanmışlar. Owl, Parliament bu da çok ilginç. Masallarda vesaire baykuşlar çok wise olarak gösterilir ya. Parlamentoya layık gibi sanki. Değil mi? Parrot için pandemonium kullanmış. Bu muhtemelen hani Avustralya'da falan çok fazla kuş sürüsü şeklinde dolaşıyorlar. Biz bilmiyoruz tabii öyle olduğunu ama hepsi bir arada olduğu zaman hakikaten ortalık bir curcuna oluyor. Pandemonium da curcuna demek. Evet. Salih, iyi akşamlar. Batuhan mesajı çekmiş. Atsız, merhaba. Mehmet, cümleten hayırlı akşamlar. Mustafa, iyi akşamlar herkese. Mehmet, hocam çıkmış soruları çözüyorum. En fazla yanlış gerund infinitif konularından geliyor. Başıma bela oldu bu konu demiş. Yani onun da aslında net bir kuralı yok. O yüzden biriktirmeye uğraşacaksın. Başka yapacak bir şey yok. Özellikle 2017'den sonra en az 3 tane soru çıkıyor bu konudan. Yani öyle es geçilecek bir konuda değil demiş. Muammer selam. Hoş geldin bakalım. Mehmet dediğim gibi onların listeleri var. Hangi fiiller hangi gerundlarla kullanılır? Hangi gerundlar değil de hangi fiiller gerund alır? Hangi fiiller to infinitive alır? Hangisi yalın alır? Hangisi ikisini birden kabul eder? Belki o şekilde infinitive alan fiiller diye arattırırsan en sık kullanılanlar diye belki faydası olur. Ama YDS'yi şimdiye kadar biliyorsam ki tanımış olman lazım. Yaygın olanları sormuyorlar. Çok fazla miktarda bilmen, öğrenmen gerekiyor dolayısıyla. Sercan, iyi akşamlar, hoş geldin bakalım. Evet, domuzlar için drift or draw kullanmış. Drift de hatırlarsanız kaymak veyahut da değiştirmek demekti. Draw, bunun da sürü anlamını biliyorum. Belki bunlardan ama başka bir anlamı var mı acaba? Evet, ilk anlamı sürü, kalabalık. Yığın, küme anlamı varmış. A drove of diye çok sık kullanılır. Bilmem ne sürüsü diye. Onun dışında bir anlamı, evet, yontmak anlamı varmış. Enli taş kalemi demiş. Demek ki oradan geliyordur. Porcupine. Az önce göstermiştim. Okları batmıştı. Kirpi. Prickle. Bu da böyle parmağa küçücük deli vermek demek. Enteresan. Hayvan sürülerin bazılarını hayvanların kendisinden yola çıkarak sürü haline getirmişler. Ama hani dediğim gibi prickle küçük böyle iğne gibi bir şeyle deli vermek demektir. Rabbitler için herd kullanmışlar. Aynı koyun ve sığırlarda olduğu gibi. Redler için koloni kullanmış. Raven, bu da karga. Unkindness demiş. İlginç. Rhinoceros, crash, çarpışma olarak vermişler. Shark, shiver. Değil mi? Böyle soğuktan veya korkudan titreme demekti. Demek ki korkunca, görünce korkutuyormuş insanı. Skunk, stench. Skunk, kokarca. Stench de aşırı kötü koku demek. Snake için nest kullanmış, yuva. Onlar malum böyle top gibi olup bir arada olabiliyorlar. Squirrel için dray or scurry kullanmış. Scurry aceleyle böyle fırt, koşup kaçmak demek. Dray'i yine ilk defa duyuyorum.
Stingray'ler için fever kullanmış. Hatta hatırlarsanız geçen metinlerimizde vardı. Hastalık dolayısıyla ateşlenmek anlamında kullanıyordu. Aşk ateş anlamı vardı. Stingray, bunu da hızlı geçtim ama biliyorsunuzdur diye düşündüğüm için. Efendim, ha şunlar, vatozlar, özellikle büyükleri. Bunu yemeye çalışıyor değil mi bu efendim? Boya bak be. Swan Lake. Bevy or game demiş. Bakın oyun olarak kullanmış. Bevy de yine a bevy of olarak biliyorum. Bir sürü yani miktar yığın anlamında kullanımı var. Bunun dışında kullanımı var mı bilmiyorum şimdi doğrusu. Hoca sen de hiçbir şey bilmiyorsun ya. Bu ne ya, kız türkü mü? Böyle bir şey bilen var mı? Kalabalık grup, kuş sürüsü, kadın türkü mü? Hoppala. İngilizcesini çıkaracağız desene. Türküm. Hadi bakalım. Bilhassa kadınlardan meydana gelen grup demiş. Yakışır tabii değil mi? Kuğu olunca. Tiger, tiger, ambush or streak demiş. Ambush tuzak kurmak demek veya tuzak demek. Streak ise burada akıp gitmek anlamına gelen bir ifade. Özellikle çizgi ifade eder. Hani bu bazı fotoğraflarda veya videolarda kırmızı ışıktan geçen arabaların arkasındaki lambalar falan iz bırakarak gider ya, ona streak denir. Veya bayanların saçlarındaki meç mi deniyor onlara? İşte şu şekilde arkada bırakılan ize streak deniyor. Veya dizi anlamı var. Mesela işte bizim takım XYZ şu kadar arka arkaya maç kazandırırken streaking. Ha çok özellikle İngilizlerin çok sevdiği maçlara şu şekilde, bu tamamen değil ama cıbıl cıplak çıkmaya streaking diyorlar. Çok fazla yapmayı seviyorlar nedense bilmiyorum. Eskiden bir ara herhalde bir şeyleri protesto amacıyla başlatmışlar. Sonra şöyle tutup yaka paça götürüyorlar. Buna streaking diyorlar. Not, düğüm demek. Bu Gordion'un düğümü var ya, oradan aklınıza kalsın. Todd, Todd'da hatırlıyor musunuz? Gösterdim mi? Bir çeşit kurbağa. Büyük olanlarına, kara kurbağalarına deniyor. Turkeys, gang veyahut da rafter deniyor. Gang zaten çete demek. Rafter da sürü olarak biliyorum. Aynı zamanda bu derelerde vesaire kullanılan sal anlamında kullanılır. Raft veyahut da rafter. Turtle, bale or nest demiş. Nest yuva demek hatırlarsanız. Bale de özellikle saman balyası demek. Weasel, bu da sansar oluyor. Colony, gang or pack olarak geçmiş. Whale, pod. Podu muhtemelen bezelyeden veyahut da fasulyeden hatırlayabilirsiniz en fazla. Bir de bu uzay filmlerinde falan kaçış podları olarak kullanılır. İşte şu. Şuna pod deniyor. Şu bezelye tanelerin içerisinde olduğu kısma. Veya dediğim gibi uzay filmlerinde falan kaçış için kullanılan şeylere pod deniyor. School or gem olarak kullanmışlar. Bunu da bilmiyorum ne olduğunu. Evet, kurtlar için pack kullanılıyor. Zebra için zeal kullanılıyor. Bu da ilginçmiş. Zeal çok aşırı fanatik olmak demektir. Herhangi bir konuda. Bu ders çalışmak konusunda da olabilir. İşte dini anlamda da olabilir. İnanış anlamında da olabilir. Zealot diye geçer zaten. Bir özellikle işte tarikattı, külttü vesaire, onların fanatiği anlamında zealot kullanılır. Vakti zamanında Hristiyanlar için, bazıları için çok kullanılmış. Templar şövalyeleri falan mesela. Pekala. Bakalım gelenler ne durumda. En son Sercan'da kaldık değil mi? Muammer, hocam mailleştik. İlk iki canlı videonuzu izleyerek anlamaya çalışıyorum. Şimdi canlı videonuzu gördüm, katıldım. İyi yaptın bakalım, hoş geldin.
Mehmet, anladım hocam demiş. Yapacak bir şey yok. Yani yapacak şey var da hemen yapacak bir şey yok. Yoksa yine dikkat edersen videolarda özellikle işte hangi fiil arkasından ne alıyor vesaire onları vurgulamaya çalışıyorum. Edat anlamında, efendim işte buradaki gerund anlamında onların hep karşınıza çıktığını bildiğim için. Burak, merhabalar, iyi akşamlar cümleten demiş. Hoş geldin. Bir aralar yoktun sanki. Yanlış mı hatırlıyorum? Bugün çok uzatmayacağım. 40 dakika civarında bitireceğim. Sorularınız varsa bekletmeyin. Ben de bu arada tekrar döneyim yorumlarınıza, sorularınıza. Imprinting. Murat yine basımlama. Türkçe'de böyle kullanılıyormuş. Bazı hayvanlarda yaşamın kritik döneminde gözlenen davranış örüntüsü. İyi bilinen örnek yumurtadan yeni çıkan ördek yavruların annelerini izlemesi. Bu davranış esasen yavruların ilk hareketli nesli izleme içgüdüsüne kaynaklanır. Bazı araştırmacılar basımlamanın bir içgüdü olduğunu düşünürken diğerleri basımlamayı öğrenme için bir hazır oluş olarak görür. İngilizcesinde imprinting bu basımlama sonucunda gerçekleşen olay olarak da düşünüyorlar. Yani şu öğrenme sonucunda gerçekleşen olay içinde imprinting kullanılıyor. Hele hele insan olursa veyahut da işte bu ördek gibi hemen saniyesinde değil de biraz daha böyle gelişmesi 3-5 sene süren varlıklar için onlar kullanılıyor. Tıklamadım mı? Mustafa, akılda kalıcı adına olmasa da birkaç örnek verebilir misiniz? Affiliated with. Bunu epeydir kullanmıyoruz, değil mi? The hospital is affiliated with the local hospital. Pardon, local university. Hastane, yerel üniversiteyle affiliate. Onunla işbirliği ilişkisi içerisinde. The society is not affiliated with any political party. Society dediği toplum demek değil burada. Dernek anlamında. S'yi büyük yazmış dikkat ederseniz. X, Y, Z hangi dernekten bahsediyorsa bu dernek herhangi bir siyasi partiyle ilişkili, bağlantılı değil. He will remain affiliated with the firm as a special associate director veya director. He vatandaş. Demek ki bu şirketten, firmden ayrılıyor ama özel bir yardımcı direktör olarak firmayla ilişkili olarak kalmaya devam edecek. Bağlantısı devam edecek. Koa Oil Co. isimli şirket. Bu da Nippon Oil. Japon firması demek ki. Nippon, Japonya demek malum. Nippon Oil ile ilişkisi, bağlantısı olan bir rafineri işte şu kadar yen kazandı falan demiş. Şu securities firm'ı hatırlıyor musunuz bugünkü dersimizden? Conflict, çatışma, münazaa, ihtilaf, anlaşmazlık. Because the bank is affiliated with the securities firm, virgül, it has an interest in the success of the underwriting activity. Bu bankanın menkul değerler firmasıyla, hisse bilmem alıp satan firması değerlerle ilişkisi bağlantısı olduğu için bankanın underwriting activity dediği altına imza atma, destekleme, sigortalanma aktivitesinin başarısından bir çıkarı var. Bundan dolayı bir ilgisi var. Göbek bağı gibi düşünebilirsiniz. Bir de affiliate marketing diye bir şey var. Oradan da aslında belki aklında kalmasında fayda var. Günümüzde çok popüler bir konu. Ben de yapmayı düşünüyorum. İleride sizlere de açacağım bunu. Affiliate marketing yaptığınız zaman diyelim ki benimki gibi işte 20-25 bin kişilik veya birkaç yüz bin, birkaç milyon gerekirse 3-5 bin kişilik bir takipçiniz var. Veyahut da web siteniz var, e-mail listeniz var vesaire. Benim gibi bir şeyler sunmaya çalışan, satmaya çalışan kişiler adına onlarla affiliate işte sistemi kuruyorsunuz öyle diyeyim. Ben diyorum ki mesela işte sana bir kod vereceğim. Onunla bana
kendi takipçilerinden yönlendirme yapacaksın. Gelen her başına %15, %20 alacaksın mesela. Buna affiliate marketing deniyor. Linkler neydi? Herhangi bir ürünün anlatıldığı bu video olur, post olur vesaire altında zaten linkler vardır. İnternet etiği anlamında da altta link verdiğin zaman ona tıklayıp başka bir yere gönderip oradan satın alma gerçekleştiği zaman işte burada yaptığımız şeyin affiliate marketing olduğunu size bildirmem gerekiyor falan demek gerekiyor. Dediğim gibi böyle karşılıklı fayda sağlayacak ilişki içerisinde olan pazarlama demek affiliate marketing. Yeterli olmuştur umarım Mustafa. How kullanımı. Mahmut. These habits are how you introduce germs into your system. Hocam merhaba. Bu tür cümleler ilk karşılaştığımda how askıda kalıyor. Ve eksik bırakıp kalan kısmı anlamlandırıp geçiyorum. Birkaç örnek verebilir misiniz? How arkasından gelen tabii cümleye bağlı olarak 5-6 farklı anlam vermeniz gerekebiliyor. Mesela how old are you başka, how are you başka. Burada olduğu gibi how you introduce başka. How I miss you mesela başka. Belki öyle farklı anlamları olduğu için biraz takılıyor olabilirsin. Ama bu şekilde kullanıldığında yol, yöntem, metot, şekil olarak düşüneceksin. Is about doing. İman veyahut da inanış yapmak hakkındadır. Yapmak demektir. You are how you act, not just how you believe. Bizim aslında inandığımız şey değil mi bu? Sen veya siz nasıl davranıyorsanız öylesiniz demek. How you act. Bakın burada nasıl davranıyorsanız öylesiniz. Not just how you believe. Sadece inanma şekliniz değil. Nasıl inanıyorsanız öylesiniz değil. Nasıl davranıyorsanız, nasıl hareket yapıyorsanız öylesiniz anlamında kullanmış. They are how you would expect a tulip to look with no frills or blousy flowers. They dediği şuradaki tulip malum lale. Bu lale konusunu anlatıyor demek ki. Bir lalenin nasıl görünmesini umuyor bekliyorsanız öyleler. Görünmesini bir lalenin beklediğiniz nasıldır onlar. Böyle olduğu zaman işte tam olmuyor. Dediğim gibi konuyu kelimeleri görüp tulip var, to look var, expect var, how var. Bunlar da aslında bunu anlatırken bir ara gramer dersinden birisine anlatmıştım. Bilmiyorum YouTube'a yüklediğim derslerin içerisinde var mı? Canlı yayınlarda da söyledim hatırlıyorum sanki. Vakti zamanında ilkokulda bize yaptırırlardı. Hala yaptırmaya devam ediyorlar mı bilmiyorum. Fişler olurdu böyle hatırlarsanız. İçerisinde kelimelerin olduğu onları karıştırıp onlardan cümle çıkarmaya çalışırdık. Bunu öyle düşünün aslında. How'un ne demek olduğunu biliyorsunuz. Expect'in ne demek olduğunu biliyorsunuz. Tulip, to look. Tulip, görünmek. Burada bakmak anlamı da var, görünmek anlamı da var. Burada görünmek. Tulip, lale. Expect, ummak, beklemek. You var. Bunlardan işte anlamlı bir kelime cümle çıkarmaya çalışıyorsunuz. Şunu en sona bırakabilirsiniz. Siz beklersiniz bir lalenin görünmesini. Nasıl? İşte öyleler. Nasıl görünmesini bekliyorsanız öyleler. With no frills or blousy flowers. Frill herhangi bir şeyin böyle abartılı süslemeleri demektir. Blousy de bluz gibi anlamında kullanmış. Yine rengarenk demek. Rengarenk, aşırı gösterişli çiçekler olmaksızın bir aslında niye böyle belki de hani böyle katman katmanı vurgulamaya çalışıyor. These principles are how you affect others, on which topics and with how much effort. Bu prensipler diğerlerini, başkalarını sizin etkileme şeklinizdir. Burada şekil daha güzel yakıştı bakın. İşte bu prensipler başkalarını, diğerlerini etkilersiniz nasıldır? Bu şekilde yaptığınız zaman tam oturmuyor işte. Bu bizim prensiplerimiz, kullanılan X, Y, Z daha önce bahsettiği prensipler, diğerlerini, başkalarını sizin etkileme şeklinizdir.
On which topics, hangi topiklerde, hangi mevzularda diğerlerini etkiliyorsunuz ve with how much effort, ne kadar, hangi miktarda, efor ile diğerlerini etkiliyorsunuz. Bakın buradaki how much oldu mesela. Ne kadar oldu? Burada virgüllerle ayırdığı için tam olarak bizim istediğimiz değil tabii. You are how you move, just like you are how you eat, demiş mesela vatandaş. Style UK diye almış. Demek ki siz nasıl hareket ederseniz öylesiniz. Just like, tıpkı, ne, nasıl yerseniz öyle olduğunuz gibi demiş. Burada hareket muhtemelen spor yapma anlamında kullanmış. Türkçesinde işte tam oturmuyor. Bu tür yapılar zaten son zamanlarda daha vurgulamaya başladım dikkat ederseniz. İngilizce açısından çok güzel, mantıklı ama Türkçe'de biz bu şekilde ifade etmeyiz. Öyle olduğu için de tam oturması için birazcık İngiliz bakış açısını görmeniz, düşünmeniz gerekiyor. Yine umarım yeterli olmuştur Mahmut. Olmadıysa bir daha anlatırık. Great Sami. Great kelimesinin sınıf seviyesi anlamı da var mı? Vardı, aynen öyle. First grade, second grade dediği zaman özellikle ilkokul anlamında birinci, ikinci sınıf öğrenci, yani sınıf öğrenci değil ki, yani sınıfın öğrencisi anlamında kullanılır. Birinci sınıfa giden, ikinci sınıfa giden diye yani. Gördüğünüz gibi. Hatta bakın şurada Welcome to first grade, değil mi? Sami yine eski efsane videolarından biri olan Cult of Clean'de çok geçmişti bu kelime demiş Scrub için. Değil mi? Hakikaten o da efsane yani. Süper zordu. Close kısaltmalar. Mustafa. Close kısaltmalar yazı dilinde çok olmaz diye düşünüyordum. Ne de olsa yayınlanmış makaleler. Fakat çok var. Ve cümleleri birleştirmede, anlam katmada kafa karıştırıcı oluyor. Konuşma dilinde nasıl hocam demiş. Ya kısaltmalar her yerde her zaman çok yaygın kullanılıyor Mustafa. Sadece cümlelerin bileşik mi, işte daha yalın mı, karmaşık mı olduğuyla alakalı. Yoksa her zaman her yerde çok yaygın kullanılıyor. Yani konuşmaya geldiğin zaman belki konuşma nihayetinde sen karar verdiğin için o kadar abartmak zorunda değilsin. Ama bazen de kaçınamayacağın şekilde söylemek zorunda kalabilirsin. Birisini tarif ediyorsun mesela. Who mu kullanacaksın? Who'suz mu kullanacaksın? Ama çok yaygın. Süper. Hiç ekstra bir şey yok. Fark yok yani. Mustafa Çerezci yine social distance'dan sonra gelen uzun çizgi or kaldırıp that konulsa aynı anlam olur muydu hocam demiş. Pleasurable hacks, health hacks that actually work kısmında. Onu bir görmem lazım. Gerçi şuradan hemen bir açıp bakayım. Physical coldness is associated with social distance or seeing yourself as different from others. Çizgi olmasa da olurmuş. Bu arada değil mi? Şuna dönmem lazım. Or dediği için buradaki çizgiyi tamamen kaldırsa da olurdu. Virgül koysa da olurdu. Ama that olmazdı. Çünkü burada anlam bitti. Fiziksel soğukluk sosyal mesafe ile, sosyal uzaklıkla ilişkili, bağlantılıdır. Veyahut da deyip buradaki social distance açıklıyor. Seeing yourself as different from others. Or'u da düşürebilirdi, virgül koyabilirdi.
Veya that is diyebilirdi belki. Social distance açıklamak için yani anlamında o olurdu. Eğer that'ten onu kastediyorsan o da olurdu. Güzel. Peki son 10 dakika. Gökay. Hocam selamlar. Nasılsınız? İyisinizdir demiş. Hocam bir soru var. Karıştırıyorum. Şükür Gökay iyiyim. Burak bu hafta gelemedim hocam demiş. Müsait değildim ama derslere devam. No pain no gain. Aynen öyle. Bu dünyanın kuralı bu. Yapacak bir şey yok. Gökay, in the 1960s, some researchers working in Africa, some researchers worked in Africa. Buradaki working çalışan, work'te çalıştırılan doğru mudur demiş. Working çalıştırılan doğru, şey çalışan doğru ama worked çalıştırılan anlamında çok zorlama olur. Gramatik olarak doğru ama İngilizce'de bazı ifadeler oturmuyor, öyle diyeyim. Yani konunun gelişine göre, mesela işçilerden veyahut da kölelerden bahsediyor olmuş olsaydın çalıştırılan anlamında belki anlam çıkardı. Ama onun yerine işte forced to work gibi çalışmaya zorlanılan şeklinde kullanırlardı. Yani dile yakışmıyor. Libert, hocam kursunuzda More to Read'in tamamını çevirseniz daha iyi olmaz mı? Saygılar demiş. Onu yapacağım. Yani yapmaya devam edeceğim daha doğrusu. Şimdilik böyle başladık. Hem More to Read'in bir hem ikisinin tamamını ondan yapacağım inşallah zaman içerisinde. Burak Gökay Bey bence tam dediğiniz gibi anlamı demiş. Yani tam olarak değil gördüğün gibi. Mesut Hoca şimdi görür, yorumunuzu ben de merak ettim demiş. Ama tekrar söylüyorum, doğru olduğu yerler de karşınıza çıkacak. Sadece bu verdiğin örnekte tam oturmadı. İşte bu da dediğin gibi dilin kullanım bilgisi gerektiriyor. Bu da her zaman söyleyip durduğum gibi birikim gerektiriyor. Çok okumak gerektiriyor. Mümkünse hani yurt dışında yaşamayı gerektiriyor. Gramer açısından doğru, sorun yok. Kontekst çok önemli orada. İşte madenlerde çalıştırılan işçiler falan deseydim mesela o zaman olurdu. Hatta ölümüne çalıştırıldılar falan deseydim mesela work çok güzel otururdu orada. Work to death falan diyerekten. Ama Afrika'da çalıştırılan iş adamları ve araştırmacılar tam yakışmıyor böyle. Ha bir başkası da doğru der geçerdi. Sorun da olmazdı. Peki derdim ben de yani. Ha neydi o? Ne şiş yansın ne kebap gibi oldu ama doğrusu bu. Gökay, bir de Julie had been walking for hours when she suddenly noticed one of her classmates on the street. Doğrudur. Kesinlikle hiçbir sorun yok. Past perfect continuous ve simple past tense. Zaman uyumu açısından sorun yok. Bunları yaparken şöyle düşünün. Onu da özellikle tense'leri anlatırken anlattım aslında ama burada yine vurgulamış olayım. Şuradan da cümleni kopyalıyorum. Julie had been walking for hours when she suddenly noticed one of her classmates on the street. Bu olayı zaman çizelgesi üzerinde şöyle düşünün. Şu diyelim ki sıfır zamanı işte içinde bulunduğumuz zaman şurası future tense, burası da past tense olsun. Şu Julie şurada buraya da hangisini koyayım? Mesela X'i koyayım. Yürüme işi yapıyor.
belli bir miktar şurada başlamış, buraya kadar yürümüştü. Sonra şu noktada da veya tabii tam hemen arkasından olacak. Ona da ne diyelim? Z diyelim mesela. Arkadaşını fark etti. Şimdi şu fark ettiği nokta simple past tense. Birdenbire aniden fark etti. Geçmişte bir zaman. Bundan önce gerçekleşiyor olan bir de past perfect tense var, continuous olarak. Past perfect zaten kullanabilmesi için bir simple past tense olması gerekiyor. Bundan önce olan zaman da işte past perfect tense oluyor. Bir de continuous'u var. Saatlerce dediği için mesela biz bunu uzatacağız. Saatlerce yürümüş. Sonra birden bir arkadaşını fark etmiş. Gayet güzel, hiç sorun yok cümlede. Yavuz, merhabalar hocam demiş. Ha, altta da has been'i vermişsin. Has been olması için simple past veya bir dakika. Cümleyi tam okumadım. Has been walking for hours when she suddenly has noticed. Yok, bu olmaz. Present perfect tense'in miş durumda, miş vaziyette diye Türkçe'ye çevirin. O zaman probleminiz kalmaz. Şuradan nerede kopyalayayım onu? Has been olması için arada past olmaması lazım. Has dediği zaman bu present tense'tir. Adı üzerinde present tense. Ama aynı zamanda bizde karşılığı olmadığı için kafa karıştıran kısmı burası, geçmiş zamanlık var. Onun için miş durumda derseniz kafanız karışmıyor. Miş dediğiniz zaman geçmişi veriyorsunuz. Durumda, vaziyet dediğiniz zaman şimdiki zamanı veriyorsunuz. Mesela şunu düşürdüm ben buradan. Şunun da past tense olduğunu tamamen unutun. Yeni bir örnek veriyorum. Şu içinde bulunduğumuz durum, değil mi? Tam şu noktada konuşurken sen bana soruyorsun işte Julie nerede? Ben de diyorum ki şurayı da düşürerekten. Julie bana az önce telefon etti. Saatlerdir yürüyormuş durumda. Hala yürümesi devam ediyor. Veyahut da konuşma anımızdan az önce bitti ama etkisi devam ediyor. Çok aşırı yorgun, uyuması gerekiyor, hastalandı, karnı ağrıyor, bilmem ne. Hemen konuştuğumuz andan öncesinde gerçekleşmiş ve hala devam eden bir olay olabilir. Veya öncesinde bir iki gün önce olmuştur da etkisi hala devam ediyor olabilir. O yüzden geçmiş zaman var, şimdiki zaman var. Miş durumda, miş vaziyette. Anlamı bu şekilde oturtturursanız probleminiz hiç kalmaz. Yani niye bunu anlatmıyorlar sınıflarda bilmiyorum. Benim bunu kendi çözmem 15 senemi aldı İngilizce'de. Bunu söylediğiniz anda hiç probleminiz kalmıyor. Dolayısıyla da şu ifadeyi buraya oturtturamazsınız o zaman. Türkçe açısından da uymaz yani. Saatlerce yürüyormuş durumdaydı, arkadaşını görmüş durumda olduğunda. Olmaz. Ama bunlar kendi başına olur. Birden arkadaşını fark etti. Olur. Kendi içinde ayrı bir cümle olarak mantıklı olur. Şu mantıklı olduğu gibi. İkisi de kendi içinde mantıklı ama aynı bağlamda senin kastettiğin şekilde kullanılmaz. Atakan merhabalar demiş. Hoş geldin bakalım. If you really know who you are, you would never be afraid again. Bunda if 1 ve if 2 karışık. İlk defa gördüm. Bu ifli cümleleri arka arkaya sormaya başladınız. Onlarla ilgili bir vakit bulabilirsem bu hafta sonu hazırlayayım diye düşündüm zaten. İfli kısımların kendisini kendi içerisinde would, could, may gibi kısımları kendi içerisinde mantığını bir çözerseniz kafa karışıklık ortadan kalmaz. İlk defa görseniz de, ikinci defa görseniz de hemen kaparsınız. Evet. Batuhan teşekkür ediyorum. 42 dakika demiş. Okey. Bitiriyorum o zaman. BMW 318D. Vay. M3 olsaydı ya. Gerçi M2 var artık. M3'ün pabucu dama atıldı. Dil öğrenmek isteyen her dili öğrenir. İstek çok önemli. Okumayı seven insana kolay gelir demiş. Katılıyorum. İşin sırrı istemekte. Gökhan, hocam for hours için direkt have has alayım dedim ama demiş. Yani tek kullanımı o değil.
O yüzden her zaman söylüyorum işte anlama gidin, anlama. Anlam kraldır. Her şey anlama hizmet etmek için var. For hours present perfect tense'de çok sık kullanılıyor diye tek kullanım şekli değil. Future tense'de de olur. Gökay, teşekkür ederim cevaplar için demiş. Sercan. Bunun Türkçesini istiyorsun anlaşılan. Eren, merhaba hocam, size farklı bir sorum olacaktı. Yeni yüksek lisansa başlayacak bir öğrenciye ne gibi tavsiyeleriniz olur başarılı bir öğrenim süreci için? Yüksek lisans esnasında mı Eren? Şu Sercan'ın sorusunu cevaplandırayım. Eren, sen bir dahaki efendim sınava canlı yayına bırakalım, olur mu? Ayıp olmazsa eğer. From their new home, the Turks have the epic elements and the plots which with which they have amalgamated their own. They have adapted to them to their taste and their mentality and the transforming and by transforming the foreign elements in this way, they have created a new Turkic epic, Turkish epic literature. The foreign elements in this way, they have created a new, tekrarlamıştım orayı. Yoksa ikisi farklı mı? Bir bakayım. Bu ikisi aynı değil mi? Tekrarlanmış. Evet. Yeni evlerinden, yuvalarından, vatanlarından Türkler epik, destansı elementlere, unsurlara sahipler ve the plots, plot hatırlarsanız bir filmin vesairenin senaryosu, olay örgüsü anlamında geçmişti. Aynı zamanda arsa gibi kullanımları da var. Birisinin arkasından iş çevirmek, tuzak kurmak gibi anlamları da var. With which ki bunlarla they have amalgamated their own. Kendilerine ait burada muhtemelen literatür geçmiş değil mi? Literatürü kastediyor. Kendi edebi, pardon, efsaneyle alakalı kendi işte edebiyatlarını amalgamate ettiler. Amalgamate de iki metalin karışımı. İşte bronz elde etmek için şununla şunu karıştırıyorsunuz falan gibi. Hatta dişlere konulan amalgamlar vardı eskiden, hatırlar mısınız bilmiyorum, dolgu malzemesi olarak. Evet, kendilerininkini amalgamate ettikleri onlarla birlikte, with which onlarla birlikte plotları kastediyor. Kendi işte edebiyatlarını oluşturdukları diyelim, olay örgülerine ve epik destansı elementlere, unsurlara sahiptirler. Bunlardan, from burada tam yakışmamış ama kabul yine de. They have adapted them to their taste. Them dediği bu yeni elementleri, unsurları ve plotları kendi tatlarına, kendi zevk anlayışına göre adapte ettiler ve kendi mentalitelerine göre ve by transforming the foreign elements in this way, bu şekilde, bu tarzda yabancı unsurları dönüştürmek suretiyle they have created a new Turkish epic literature. Yeni bir Türk destan literatürü oluşturmuş durumdalar. Evet. Burada have çok yakışmadı. Belki past tense kullansa daha güzel olurdu. Veya present perfect tense de kabul edilebilir. Ama bu işler olduğu bittiği için zaman olarak past daha yakışırdı buna. Bilmiyorum, sen bir makale için mi bunu hazırlıyorsun yoksa bir yerden mi aldın? Evet, Eren olur hocam demiş. Ups, hoca kaptırdı yine. Pardon. Tekrar anlatmamı ister misin Sercan? Yoksa anlaşıldı mı?
Mustafa, like atmayı unutmayın demiş. Aynen öyle. Herkese iyi geceler, teşekkürler. Ben de kendi videomu likelayayım bakayım. İyi akşamlar Cümletem. Teşekkürler Burak. Son iyi dileklerinizi alayım. Bana müsaade gençler. Aynen öyle Batuhan. Teşekkür ediyorum. Eşim sadece yarım saat vermişti ama sevildiğinizi bilin bakın. Peki. Eren unutma olur mu? Ben unutursam sen hatırlat hemen en baştan. Tuba, hocam merhabalar. En son YÖKDİ'den 71 aldım. 90 almam için hangi derslerinizi izlemem lazım? YDS metin dersleri. Tekrar tekrar dön dön izle. Ve sizden istediğim şekilde izle Tuğba. Sercan makale okurken denk geldim demiş. Okurken biraz karışık gelmişti. Tam anlayamamıştım. Şimdi daha iyi oldu. Muhakkak yazar yabancıdır Sercan. Yani İngiliz native değil bunu yazan. İyi akşamlar, tekrar teşekkürler demiş. Rica ederim. Peki. Kendinize iyi bakın gençler. Bana müsaade. Mesut Hoca out. Bye. İnşallah tamam. Tamamdır demiş Eren. Cuma görüşmek üzere.